epilepsi hastalığı gerçekten rahatlıkla tedavi edilebilir bir hastalık. Yeter ki hasta ve hasta yakınları hastalıklarının önemini ve ciddiyetini kavrasınlar. Düzenli olarak mutlaka ilaçlarını kullanmaları, biraz önce bahsettiğim yaşam kalitesi, yaşam düzenine dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında epilepsi çok nadir böyle cerrahi müdahale gerektirecek çok dirençli epilepsiler. Bunlar daha çok çocukluk çağından gelen hastalıklarla birlikte olanlardır. O yüzden dediğim gibi hasta ve hasta yakınlarının epilepsi hastalığını kendilerinin önemsemeleri ve ona göre bir yaşam düzenlerini kurmaları gerekiyor. Epilepsi hastalığının çoğunlukla altında yani bir sebep bulunamıyor. İdiopatik diyoruz biz bunlara, sebebi belli olmayan epilepsi türüne. Fakat bunun dışında büyük bir çoğunluk, belki %90'a yakın oranı epilepside altta bir neden yokken olabiliyor. Ancak daha az bir oranda da işte beyin damar hastalıklarından, beyinde işte tümörler, bazı metabolik bozukluklar dediğimiz işte kandaki bazı değerlerin yükselmesi, böbrek hastalarında özellikle mesela diyalize giren hastalarda bazı hormonal değişikliklere bağlı olarak işte bazı enfeksiyonların seyrinde yine nöbetler görülebiliyor. Dolayısıyla böyle hani bu semptomatik nöbet diyoruz biz aslında bunlara da altında bu şeyleri de araştırmak gerekiyor. Hasta bize böyle bu epileptik nöbet şikayetiyle ilk geldiği zaman biz muayenemizde ilk başta detaylı bir anamnez bizim için en önemlisi bu. Hasta veya hasta yakınından. Hasta belki nöbetini hatırlayamadığı için çok detaylı anlatamayabiliyor. O yüzden genellikle hastanın bir yakınıyla, hele de nöbetine şahit olmuş olan biriyle ilk müracatta gelmesi çok daha uygun oluyor. Hastadan ve yakınından aldığımız detaylı bir anamnezle ilk başta bununla değerlendiriyoruz. Daha sonra şikayetlerine yönelik işte beyin tomografisi veya beyin MR'ı mutlaka böyle bir görüntüleme yapıyoruz. EEG çekimi yapıyoruz. Ondan sonra detaylı bir şekilde kan tetkikleriyle altta yatabilecek biraz önce saydığım nedenleri araştırıyoruz. Bu nedenlerden eğer ki herhangi biri tespit edildiyse zaten esas tedavi ilk başta bu nedene yönelik oluyor. Neden o tedavi edildiği takdirde genellikle hastalığın uzun süreli antiepileptik ilaç kullanmasına da gerek kalmayabiliyor. Fakat eğer altında söylediğim gibi bir neden bulunamamış ise, idiopatik olarak kabul ettiğimiz epilepsi türlerinde ise antiepileptik ilaç başlıyoruz. Ve antiepileptik ilacı genellikle başladıktan sonra yani ortalama 3 ile 5 yıl gibi bir süre. Bazı hasta türlerinin ama ömür boyu da ilaç kullanması gerekiyor. Şimdi karşımıza ilk defa bir nöbet de geldiği takdirde hastamız, biz bunu değerlendiririz. Bunun bir epileptik nöbet olduğuna karar versek bile ilk nöbetten sonra bazen ilaç başlanmayabiliyor. Eğer hastanın tetkikleri temizse takip önerebiliyoruz. Ama işte altında bazı risk faktörleri varsa ve nöbet geçirme ihtimali bize göre yüksekse antiepileptik dediğimiz ilaçlarını başlıyoruz. Genellikle tek bir ilaçla tedaviye başlayıp daha sonra da düzenli takiplerle, 3 aylık takiplerle hastanın nöbet sıklığına göre ilacın dozunda önce artma veya işte ihtiyaca göre ikinci veya üçüncü ilaç eklenerek bu şekilde ilaç tedavisiyle hastaları rahat bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Ama büyük bir çoğunluğu böyle işte ilaç tedavisine cevap vermesine rağmen bazen dirençli epilepsiler olabiliyor. Bu dirençli epilepsilerde işte ikili üçlü antiepileptik ilaca rağmen eğer tedavide istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak cerrahi tedavi şansı veya işte pil tedavisi gibi farklı seçenekler de var. Bunun dışında epilepsi dediğim gibi hani rahatlıkla tedavi edilebilir, takibi yapılabilecek bir hastalık. Ancak burada hasta ve hasta yakınlarına da ciddi sorumluluklar düşmekte. Birincisi hasta epilepsi hastası olduğu bilinciyle yaşamalı, yaşamını buna göre düzenlemeli. Tehlikeli mesela işlerde çalışıyorsa hani iş değişikliği yapabilir. Bunun dışında ilaçlarını mutlak surette düzenli olarak ve aksatmadan saatinde alması gerekir. Buna özen gösterilmesi lazım. Uykusuz kalmaması lazım. Açlık, stres, yorgunluk
aşırı bilgisayar, televizyon ışığına maruz kalmak gibi böyle bu tür tetikleyici faktörlerden mutlaka kendisinde kaçınması lazım. Örneğin bazen hastalar geliyor, işte ilacını düzenli kullandığını söylüyor ama saatlerce televizyon veya tablet veya telefon gibi şeyler, cihazların ışığına maruz kalıyor, uykusuz kalıyor ve nöbet geçirdiğinden yakınıyor. Bunların da dikkat edilmesi lazım ki öncelikli olarak dediğim gibi tetikleyici faktörlerden uzak durulması gerekiyor ilaç tedavisinde başarılı olabilmesi için. Nöbet esnasında dikkat edilmesi gerekenler var. Bunlar belki hasta tabii o esnada bilinçsiz olduğu için kendisinin dikkat edebileceği bir durum olmamakla birlikte bazı hastalar önceden hafif de olsa bazı belirtilerle nöbet geçirebileceğini hissedebiliyorlar. Mesela işte böyle hafif bir baş dönmesi, bir göz karartısı, işte dediğim gibi midesinden ağzına tuhaf bir his gelme gibi bir takım şikayetler böyle sezebiliyorlar zaten. O durumda hasta kendisi hemen kendisini güvenli bir pozisyona alabilir. Zaten daha sonrasında yapabileceği çok bir şey olmuyor ama hasta yakın olarak veya hasta yakın olmasak bile dışarıdan görmüş olduğumuz bir epilepsi hastası, bir nöbet geçiren bir hastaya bizler de en azından hastanın etrafında düşüp de onu yaralayabilecek cisimler varsa onları uzaklaştırıp hastayı rahat bir pozisyona alabiliriz. Hastanın başını yan çevirip dilinin geriye kaçmasını önleyebiliriz bu şekilde veya işte kusabilir hasta, kusmuğunu aspire edebilir. Bunu önlemek için hastanın başı yan çevrilebilir. Onun dışında çok fazla nöbet esnasında müdahale edebileceğimiz bir şey yok. Hasta zaten nöbetini geçirir. Ortalama böyle 30 saniye, işte 1 dakika, bazen 1-2 dakikayı bulabiliyor. Hasta kasılır, nöbetini geçirir. Daha sonrasında zaten birkaç dakika içerisinde kendine gelir.